Kontrol ediyorsunuz. Herhangi bir yok. Öğrencilerin TEOG kabusu bitti. Şimdi sadece isteyen öğrenciler sıralamayla öğrenci alan okulların sınavına girecek. Milli Eğitim Bakanlığı TEOG'un kaldırılmasının ardından liselere geçişle ilgili hazırladığı çalışmanın tüm detaylarını tamamladı. Yeni eğitim modelinde öğrencilerin %90'ı mahallesindeki okula yerleştirilecek. Sınavsız mahalli kayıtlar Anadolu, Mesleki ve Teknik Anadolu ile Anadolu İmam Hatip liselerini kapsayacak. Bu liseler için öğrenci, adres ve ortaokul bazlı olarak gruplandırılarak eğitim ve kayıt bölgeleri oluşturuldu. Her bölgede her okul türünden en az 9 lise yer alacak. Öğrenciler zorunlu 5 tercih yapacak. Nisan ayının son haftasında eğitim bölgeleri e-okul üzerinden veli ve öğrencilerin bilgilerine sunulacak. Yerleştirme sonuçları Temmuz sonunda ilan edilecek. Öğrenciler ikamet ettiği eğitim bölgesinde bulunan liselere nakil yaptırabilecek. %10'lu dilim içinde merkezi sınav yapılacak. Sınavla öğrenci alacak fen ve sosyal bilimler liseleriyle proje okulların listesi de ay sonunda kamuoyuna açıklanacak. Liselere geçiş sınavı adı verilen sınav 2 Haziran tarihinde yapılacak. Uzmanlara göre sınav ezbere dayalı sorular yerine öğrencilerin yorum ve analiz yeteneklerini ölçer mahiyette olacak. Uzmanların sınava girmek isteyen öğrencilere tavsiyeleri şöyle. Düzenli tekrar yapmak için her dersle ilgili sene başından bu yana işlediğiniz, tekrar yapmanız gereken konuları günlere bölerek bir tekrar programı oluşturun. Tekrar programınızı bir günde en fazla 3 ders çalışacak şekilde yapın. Bu çalışma yöntemiyle her derse 2 günde bir sıra geleceğinden, her ders için çalışmanız gereken konuları da 60 güne değil 30 güne bölmeniz gerekir. Tekrar programı uygularken sözel dersler için önce tekrar edeceğiniz konuyu kitap sayfalarını çevirerek gözden geçirin, daha sonra konuyla ilgili test çözün. Sayısal dersleri tekrar ederken önce derste tutmuş olduğunuz notları ve soru çözümlerini inceleyin. Daha sonra test çözümü yapın. Bir çarpı ile başlıyorum. Bir çarpı 10.